Genç Ağlar sunar. Herkese merhaba diyelim, playofflara geri dönelim, ihtimalleri değerlendirelim seninle birlikte. Şimdi ilk önce Boston Celtics Miami Heat serisinden bir başlayalım. Sen hangi takımın finale kalacağını düşünüyorsun? Hangi tarafı daha yakın görüyorsun? Yani Kyle Lowry'nin olmaması çok büyük etken. Evet. Ya Boston eğer Milwaukee'deki performansını sergilerse çok skorlu maçlar göreceğimizi hiç düşünmüyorum bu Kesinlikle arada. Katılıyorum Kesinlikle buna. Kesinlikle kavga göreceğiz. %100. %100 göreceğiz. %100 göreceğiz ve dediğin gibi alt biter. Aynen, çoğu maç. Alt biter. Buradan da bahis severlere. Zaten NBA playofflarında aslında artık o normal sezondaki sistemi tam tersine çevirmen gerekiyor. NBA'de çok fazla sayı, playofflarda çok fazla sayı görmek daha zorlaşıyor. Çünkü artık o savunma mekanizması takımların artıyorlar. İşin artık ciddileştiği yer playofflar. O yüzden çok doğru bir noktaya değindin aslında. Miami Heat Boston serisinde ben de çok yüksek sayılar göreceğimizi düşünmüyorum. Peki yakın gördüğün taraf Boston Celtics Boston mi? Boston Celtics. Boston Celtics. Yani ben de ben zaten bu arada NBA'de Boston Celtics'i tutan bir kişiyim. Paul Pierce döneminde. Aynen. Yani o Kevin Garnett'lı dönemden biz vurulduk hocam. Ve o renklere ondan sonra yonca sporlu olduk biliyorsun. Twitter'da herkes öyle yonca spor, yonca spor diye. Boston Celtics'i tuttum. Kevin Garnett, Ray Allen inanılmazdı yani o dönemler. Boston Celtics'i ben de daha yakın görüyorum. Hem duygusal anlamda ama Jimmy Butler çok geriyor beni. Yani bu sene Jimmy Butler'ın gözünde o şey var. Hani derler ya gözünü kan bürümüş bu adamın diye. Evet. Yani hani maç bitiyor, kazanıyorlar ve soyunma odasına giderken bile hala gergin, laf atıyor. Benim üstümden sayı atacakmış. Hadi oradan falan diye böyle duvarları yumruklaya gidip soyunma odasında üstünü değiştiren bir adam haline evrildi Jimmy Butler. O yüzden kafaya koymuş bir Jimmy Butler neler yapar kestiremiyorum. Ama o seride de sanki Game 7 yani 7. maçı görürmüşüz gibi geliyor bana. İkinci bir de şöyle bir durum var. Boston Celtics daha yorgun çıkacak evet. İlk maça. Çünkü çok ağır bir seri geçirdi Boston Celtics. Yani bu seride halen daha Antetokounmpo'nun pençe izleri Tatum'un sırtında duruyorsa Miami Heat o açıdan bir tık daha avantajlı da olabilir aslında. Ama Boston'ın da şöyle bir katkısı var. Yani çevreden, diğer oyunculardan, ana oyuncuların haricinde çok büyük katkı alıyor Boston Celtics. Evet. Öyle bir avantajı var şimdi. Sadece Butler özelinde tamam Miami çok tabii. İyi. Çok da iyi savunma yapıyorlar ama Boston'ın da savunması hiç fena değil. Hiç değil. Yani Doğu Konferansı'nın hatta ben bu gelişimini çok beğeniyorum. Golden State'in dominasyon döneminde artık batıya kaymış diyeceği. Hatta All-Star'ın formatını da bu yüzden tabii, değiştirdiler. Tabii. Ama şimdi Doğu Konferansı savunmayla tekrar NBA basketbolunu getirdi. Aynen öyle. O yüzden eğer dediğin gibi 3-3 olursa yani 7. maçı nasıl izleyeceğim bilmiyorum. Gerçekten çok heyecanlı olurum ama Boston Celtics'in ben bir tık daha yakın olduğunu bir düşünüyorum. Bir tık daha yakın olduğunu düşünüyorsun. Keza şöyle de bir durum var. Jason Tatum'un bu playoff'larda göstermiş olduğu bu performansı eğer bütün sezon boyunca Boston Celtics'te yani hem savunma hem hücum anlamında görmüş olsaydık çok yüksek ihtimalle sezonun en iyi çift yönlü oyuncusu olabilirdi. Yani Kevin Durant'e yaptığı savunma işte keza yine bu seride de çok güzel savunma örneklerini gördük. Evet. Ben şeye çok üzüldüm Milwaukee'de. Jrue Holiday'e. O da gerçekten harikaydı. Çok güzel işler yaptı. Çok çok beğendiğim bir oyuncu. 6. maçtı yani. Çok underrated buluyorum bu arada. Yani 6. maçta gerçekten inanılmaz. İnanılmazdı ya. Yani öyle. Onun da oyun tarzı beni çok etkileyen bir oyun tarzı var. Yani Tazmanya canavarı gibi her an her yerden çıkabilir. Mesela şey diyenler vardı. Hatta bunu söyleyen eski bir dost Bogdan Bogdanovic'in bir şeyi vardı. Marcus Smart biliyorsun yılın savunmacı evet. Ödülünü kazandı. Bogdan Bogdanovic de Jrue Holiday'in daha iyi bir savunmacı olduğunu söylemişti. Ya sanırım bir röportajında. Ya da bir tweet atarak o detayı bilmiyorum. Sonra 6. maçta Jrue Holiday biliyorsun Marcus Smart'a yaptığı o muhteşem savunma sonrasında evet. O havada topu alması, bloklamasından sonra Bogdan Bogdanovic tekrardan bir tweet attı.
söylemiştim falan diye. O konuda ne düşünüyorsun? Marcus Smart mı sence, Jrue Holiday mi savunma anlamında? Ya aslında yine Marcus Smart diyebilirim sezon içi performansından ötürü, ama Holiday bu konuda hiç ödüle layık görülmedi ya. Evet. Diğer rakip olarak Rudy Gobert gösterildi sürekli ve aralarında sürekli bir trash talk oldu. Ama Holiday o konuda biraz underrated kaldı dediğin gibi kesinlikle. Yani underrated bir adam olduğunu düşünüyorum ve izlemekten çok keyif aldığım bir NBA oyuncusu Holiday. Onu da izleseydik güzel olurdu ama Boston Celtics ne yazık ki demeyeyim. Bucks taraftarı gibi konuştum. Boston Celtics seriyi geçti. Şöyle de bir durum var. Jrue Holiday'den şuraya getireceğim konuyu. Marcus Smart'ta da mesela Marcus Smart bana birazcık Boston Celtics'in saatli bombası gibi geliyor. Şöyle bir durum var. Marcus Smart da böyle sanki her an patlayabilirmiş. Her an takımı çok kötü bir hale getirebilirmiş gibi bir durumu da olabiliyor gibi geliyor bana. Ama Boston Celtics dediğin gibi Miami Heat serisinde daha yorgun olmasına rağmen, Miami Heat'teki Kyle Lowry eksiğini de göz önünde bulundurursak, ben Boston Celtics'in finali oynayacağını düşünüyorum. Gelelim Dallas Mavericks. Mavericks'e geçmeden önce Smart'ın şunu merak ediyorum. Sen Smart'ı ilk gördüğünde, yanılmıyorsam Isaiah Thomas zamanlarında, Terry Rozier ile falan çıkmıştı. Böyle bir seviyeye geleceğini düşünüyor muydun? Ben hiç düşünmemiştim. Yok. Ya bir de böyle şey bir durumu var. Diyorum ya hani, Marcus Smart'ta ilk gördüğümde ki hani çok bir de şey bir adam, keskin hani şey de olabilir, böyle çok sevebilirsin, nefret de edebilirsin. Tam o noktada bir adam. Kesinlikle o konuda haklısın. Yani o gelmiş olduğu seviye inanılmaz ve her geçen gün de üstüne koyuyor aslına bakarsan. Ama dediğim gibi hala ben mesela takımıma Marcus Smart'ı yani güvenip şey yapmam yani. Eğilerek geçelim Uğur. Ya da arkasından nasıl uygun görürsün. Yani Isaiah Thomas'ın 4. hatta 5. yan parçası diyebiliriz Marcus Smart'a. O zamanlar büyük bir gelişim gösterdi gerçekten. Kesinlikle kendisini katılıyorum. Tebrik etmek lazım bu konuda. Kesinlikle kesinlikle ve bu seride de ona tabii ki çok büyük bir iş düşecek. Göreceğiz. En merak ettiğim seri açıkçası bu desem yalan olur. Dallas Mavericks. Bütün basketbol severlerin abi, öyledir diye düşünüyorum. Abi yani Dallas Mavericks Golden State serisi neler olacak? Luka Doncic bize neler izletecek? Benim ama asıl yani beklediğim performans Spencer Dinwiddie'den. Diyorsun. Çok underrated geliyor bana. Evet. Brooklyn dönemlerinde yani çok kötü bir takımı çok iyi bir seviyeye getirmişti Jared Allen'la birlikte. Evet. Yani Spencer Dinwiddie son maçta da 30 sayı attı zaten. Aynen. Yani neler yapabileceğini gösterdi. Ya 3. periyota baktığımızda son maçta 75-34 gibi bir skor vardı. Yani maçın geneline de bakıyoruz. Phoenix'te 15 sayının üzerine çıkan biri yok. Dallas savunma da yapabiliyor. Doncic 30 sayı, yine Brunson 24 sayı, Spencer Dinwiddie 30 sayı. Yani çok ayrı bir seviyede oynadılar. Böyle bir oyun ortaya koyarlarsa Golden State'e ben çok şans veremiyorum. Ama bu seviyeye de çıkabilir mi Dallas? O tartışılır. İşte o var. Yani aslında Dallas'la alakalı şöyle de bir ters psikoloji oluşmuş olabilir Dallas Mavericks oyuncularında. Zaten kimse inanmıyordu abi bu adamlara. Evet. Yani anladın mı? Bu adamlar muhtemelen bunun rahatlığıyla oynuyorlar şu anda. Ve aslında baktığında Dallas Mavericks bu seride süpürülse bile 4-0, ki ben de hiç ihtimal vermiyorum. Hani farzı misal diyorum. Süpürüldü 4-0, Golden State kazandı ve finale çıktı. Hiç kimse Dallas Mavericks'e bir şey demez. Zaten o konuda kafaları rahat, haklısın. Aynen. Yani zaten bu adamlar gelebilecekleri aslında son noktaya geldiler ama bunun rahatlığıyla oynadıkları için bu diğer takımlara göre, yani şimdi bu sene Dallas Mavericks şampiyon olamasa Luka Doncic'e bir Dallas taraftar ya da bir NBA taraftar ne diyebilir ya? Hiçbir şey diyemez. Ama bir de bunu şampiyonlukla süslerse artık ben Luka Doncic'e ne denecek, ne söylenecek hiç kestiremiyorum. Yani ben bir de Luka Doncic'i izlerken böyle eski bir arkadaşımı izliyormuş gibi hissediyorum. O Euroleague dönemlerinden kendisine sayı attırmıyordu. Fenerbahçe Real Madrid maçlarında savunmaya geçemiyordu Luka Doncic abi. NBA'ye gitti. Adam bambaşka bir seviyeye geldi.
Nowitzki mentality diyebiliriz ya. Kesinlikle zaten biliyorsun son kazandıkları maçlarda Nowitzki ile müthiş bir görüntü verdiler. Abi NBA'de Avrupalı bir basketbolcuysan zaten alabileceğin tek örnek adam var diyebiliriz bu konuda. Kesinlikle. Ama Avrupalılar artık dominasyona başladılar, farkında mısın? Yani bir dönem Sabonis çok yükselmişti ama o artık eski. Abi Jokic var. Jokic zaten bambaşka bir mevzu. Antetokounmpo var. Tabii. İşte Luka Doncic var. Ya aslında NBA'nin önde gelen isimleri gerçekten Avrupalı olmaya başladı. Evet. Yani 2 yıldır değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Jokic MVP. Evet. Onun öncesinde de Antetokounmpo MVP'ydi. Hı hı. Yani sürekli Avrupalılardan görüyoruz. Luka Doncic böyle devam ederse üstüne koya koya herhalde önümüz sene de o MVP olur. Ki zaten finaller MVP'si muhtemelen şampiyon olursa Luka Doncic olacaktır Dallas Mavericks adına. Bu arada şey de değişti sanırım. Artık bütün sezon playofflar ve finaller de dahil bir MVP belirlenecek diye bir haber okumuştum. Yani sen biliyor musun? Mantıklı olabilir. Mantıklı olabilir çünkü playoff'ta çok ayrı bir boyutta oynayan oyuncular var. Onlara haksızlık oluyordu. Kesinlikle abi. Ya playoff'a kalamadıysa eğer normal sezonda biraz da onun cezasını çekmesi lazım bir oyuncunun. Kesinlikle katılıyorum. Ben de o fikirdeyim. Bence de abi bir oynansın, bir şampiyonu görelim, ondan sonra seçelim yani MVP'yi. Yoksa tanking yapan takımlara baktığımızda sürekli bir maçta ön plana çıkan oyuncular zaten oluyor. O zaman onları MVP seçelim. Aynen öyle. Biraz. Bakalım yani bu seri gerçekten enteresan bir seri. Luka Doncic bunun için ekstra bir şey sarf edecektir. Performans sarf edecektir. Ki yani oyun tarzı da çok tuhaf. Doncic için. Yani çok değişik bir oyun tarzı var. Hızlı mı yavaş mı asla kestiremiyorsun. Yani öyle bir şut kaldırıyor ki yani top havadayken ya hadi oradan diyorsun. Aynen. Ama o şut gidip giriyor. Ama savunma yönünü çok geliştirmesi lazım Doncic için. Bence de. Yani üstüne gittiğin anda buluyorsun sayıyı Doncic. Biraz daha agresif olması lazım. Daha agresif ve daha kontrollü olması gerekiyor. Çünkü bu seride de gördük. Diğer serilerde de çok fazla gördük. Doncic'in üstüne top sürerek birazcık da böyle top hakimiyetiniz yüksekse sizi savunma ihtimali gerçekten çok düşük. O yanını gerçekten geliştirmesi gerekiyor. Miami Heat tarafında da bir de şeye parantez açmak istiyorum. Tyler Hero. Şimdi bu abimiz de çok değişik bir abi. O da çok ekstra işler yapabiliyor biliyorsun. O da bu sene en iyi 6. adam ödülünü aldı ki bence hak etti. Hookshot programında da söylemiştim bence Heron'un alacağını. Hak etti. Miami Heat'te Jimmy Butler eğer bench tarafından gelecek olan destekte Tyler Hero ekstra bir performans sergilerse Boston'ın orada birazcık başı belaya girebilir. Gerçekten bak şu an o kadar böyle Göksel'in 50'ye 51'e 49'um ki hani çok yakın bir maç olacakmış gibi geliyor. Yani. Ama Dallas Mavericks Warriors maçına serisine geri döndüğümüzde de ben yine artık bunu totem haline getirdim. Dallas Mavericks'i istiyorum ben ki Curry benim en sevdiğim NBA oyuncusudur ama yeter sen aldın abicim şampiyonunu yani, bir git bakalım. Kesinlikle Dallas Mavericks'in kazanmasını istiyorum. Ama Mavericks'in gelebileceği son nokta burası abi. Tabii. Dediğin gibi Doncic'in savunması da çok önemli etki olacak. Çünkü yani Golden State'in guardları özellikle dış şutları veya potaya penetre konusunda Jordan Poole de çok başarılı. Yani onu savunmak gerçekten çok zor olacak. Ki Doncic için de az önce demiştik hücumda Nowitzki örnek alıyor diye. Herhalde savunmada da Harden'ı örnek aldı kendisi yani. Olabilir. Kesinlikle. Ama garip bir seri olacak. Gerçekten Golden State Dallas çok garip bir seri olacak. Kesinlikle katılıyorum. Çok böyle tuhaf bir seri. Denver serisine benzeyebilir mi ya? Benzeyebilir mi? Çok yüksek skorlu. Diyorsun. Yani. Ya şimdi Golden State'de şöyle bir şey var abi. Hani böyle kafanızı çevirdiğiniz anda 14 sayı fark yemiş olabilirsiniz yani. O kadar korkunçlar ki yani gerçekten bak eski formlarında olmamalarına rağmen çok korkunçlar abi. Yani bu en son oynadıkları maçta Memphis'te bir şey var biliyorsun, bir hücum var. Curry atıyor, top sekiyor, rebound'u alıyor. Curry'e atıyor, Curry tekrar atıyor, sekiyor, tekrar rebound'u alıyor. Bu sefer Thompson atıyor, Thompson üçlük atıyor. Yani ne yapabilirsiniz yani? Hiçbir şey, mola almaya vakit yok. Öyle bir takım. abi bu kadar cümle bu anda mola almaya bile fırsatınız yok. Yani her an böyle Curry'i mi tutacaksın, Klay Thompson'ı mı, ki bu adamlar günündeyse zaten geçmiş yani. Olsun.
Ama bu konuda Steve Kerr'ı da çok takdir etmek lazım. Yani Evet. böyle bir takım oluşturup sürekli aynı seviyeye getirmek. Bir sezon ara verdiler sadece aslında baktığımızda. Tabii. Yani inanılmaz bir İnanılmaz. takım haline evrildiler ki zaten o prime dönemlerini yaşadılar. Bu sene de muhtemelen biz ölmedik mesajı Mesajı vermeye verdiler. çalışıyorlar ki verdiler fazlasıyla. Dallas'ı eleyip finalde de, yani ben finale Golden State kalırsa karşısındaki takımın çok şanslı olduğunu hala düşünmüyorum açıkçası. İşte savunma faktörü beni de bir cezbediyor. Aynen. Doğudaki savunma yani NBA aslında burada üçlük oyunu mu kazanacak yoksa savunma mı kazanacak? Yani eski jenerasyonun oynadığı NBA mi NBA kazanacak, mi yeni yoksa yeni jenerasyon mu? jenerasyon mu? Kesinlikle Bu sorunun katılıyorum. cevabını Çok göreceğiz. doğru bir yaklaşım. Ama yani yavaş yavaş diğer takımlar da şeye evrilmiyor değil. Yeni jenerasyon oyununa. Yani Trae Young'lar Yani. falan artık böyle logodan üçlükler artık hani NBA spikerleri bile Kesinlikle. tepki vermiyorlar. 5 It's numara good deyip geçiyor şu ya an yani. üçlük atmayan 5 numara kalmadı galiba Yok şu an. abi, aynen öyle yani. Biz zamanda işte Kendrick Tabii 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 yani Perkins'leri serbest atışta böyle şey hani izledik. taş fırlatır gibi. Ama işte... Tabii Carlos Boozer. Tabii o da var. Yani inanılmaz bir noktaya evriliyor NBA. Bu oyundan zevk alıyor muyum? Aldığım yerler var. Eski tarz oyunu özlediğim zamanlar da var. Ama her Evet. haliyle playoffların kuluyuz köpeğiz abi. Abi normal sezondan kesinlikle çok farklı. Çok farklı. Yani ne olursa olsun oyun nereye evrilirse evrilsin. Bir zaman konuşuluyordu hatta. 4 sayı mıydı? 5 sayı mıydı? Orta sahadan sayılsın gibi muhabbetler dönüyordu. Tabii Yeni tabii çizgi tabii. çekilsin. Abi o bile olsa playofflar Abi Curry Range diye bir şey var ya. Yani Curry mesafesi. Hani. o mesafeye Damian Lillard da gelmişti. Yani Tabii. artık bu normal bir şeye evriliyor. Orta sahadan şut normal bir şeye evriliyor NBA'de. Aynen öyle Çok ki başka bir boyut. Damian Lillard da ne tehlikelidir öyle toplarda. Ya öyle toplarda çok tehlikeli de Damian Lillard nedense o istikrarı bir yakalayamıyor ve çok üzülüyorum O ona. da şey bir oyuncu. Bazı oyuncularda özellikle böyle Amerika'nın o ghetto dedikleri yerden gelen Evet. oyuncularda çok fazla şey var. Nasıl diyeyim? Böyle salıyorlar abi Doğru. belli bir Butler'da noktadan da bir dönem sonra. görmüştük, evet. Kesinlikle Jimmy Butler'da da bunu gördük. Şimdi Jimmy Butler'ın tekrardan kendisinin de kendisini böyle artık kırbaçlamasıyla diyeyim, tekrardan böyle üst noktaya geldiğini görüyoruz. Evet. Ya ben herhalde şöyle söyleyeyim sana bak. Şu 4 takım Boston Celtics, Miami Heat, Dallas Mavericks, Golden State Warriors. Şu dördünden hangisi şampiyon olursa olsun bu playofflardan aldığım verimden ötürü mutsuz olmayacağım. Hiçbirine de hak etmedi diyemeyiz. Aynen Hepsi öyle. hak etti. Aynen öyle. Kesinlikle yani abi Golden State'in burada ne işi var ya diyemezsin abi. Hatta bir seri geriye gitsek yine Milwaukee'yi de buraya alabiliriz. Tabii. Brooklyn'e kadar gidebiliriz aslında. Brooklyn'i Brooklyn'i alamazsın. almayacağız işte. Ha, Çizgi tam oraya. Brooklyn. Brooklyn'e kadar ki mesafe. Evet. Umarım Aynen dağılırlar ya. öyle. Gerçekten bunu da söylettiler bize. Aynen öyle abi. Kim nereye Ben gidiyorsa. Darren Şeyi Williams'ı biliyorsun ya. Kevin Durant Euroleague maçına gitti. Olympiakos maçına. Orada da yuhla Brooklyn orada da istiyorum. yuhladılar. Nefret ediyorlar herkes. Adamın sevilmediği ülke değil artık. Adamın sevilmediği gezegen yok şeklinde geldi olay. Aynen öyle. O zaman Uğurcuğum herhalde kapatıyoruz yavaş yavaş programı. Kapatırken ben şu tweet'i hatırlatarak kapatmak istiyorum Göksel'in. Arkadaşlar Kevin Durant Ümraniye civarında kaybolmuş. Gören varsa lütfen bize ulaşsın diye İsmail Şenol'un efsane İnanılmaz. tweet'iyle ben hala bazen böyle önüme çıkar o tweet. Arkadaşlar Kevin Durant Ümraniye taraflarında kaybolmuş. Gören olursa getirsin Onun falan hikayesinin diye. devamı nasıl acaba? Hiç Nasıl bilmiyorum. bulundu? Buldular mı? O nasıl Nike oldu? mağazası önündeydi Bir gün sanırım. senin vardır bak. Ha, Nike, yaşa. Nike mağazası önündeki bilmem neydeyiz getirin falan. Senin muhakkak bağlantın vardır. İsmail Şenol'u bir gün bağlamaya çalışalım ya. Tamam. Bu O soruyu da kesinlikle aynen sordum o da ona. mı soruyor? Abi o gün Kevin Durant'i nasıl buldunuz? Nasıl gelişti olay diye. Muhtemelen İsmail Şenol da bu hiç Evet. sorulmadı herhalde bu zamana kadar. Evet. Çünkü sorulmuş Hatta olsa duyardık. Kaan abiyi de bağlayalım. Tabii Kaan Kaan Buralı. abiyi de Malum bir bağlayalım. tweet'i vardır onun. Onun da hikayesini soralım. Hangisi? Eşleşmeye bağlı mı?
Yani tweet'i söyleyince biraz müstehcen gelebiliyor ama bir tenisçi için söylemişti aslında. Ha. Tenisçinin ayağa kalkması ile ilgili bir tweet atmıştı. Tamam İnan... tamam hatırlıyorum. Onu sen onu çok detaylı. Şey onu çok şimdi buradan zikretmeyelim. Göksel'e çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Konuk oldun. Daha sık sık yapalım. Bir gün ben kesinlikle de ortaya karışığa geleyim. Olur. Anlaştık. Uğur sana da çok teşekkür ediyoruz. Rica tüm Radyo Gol dinleyicilerine teşekkür eder. İyi geceler dileriz. Hoşçakalın. Gencalar sundu.